Fetih gününü Akbeyip Sultan'a ve Akşemseddin'e, iki ak, iki mübarek kimseye sormuş. Akbeyip Sultan meczup bir kimseydi, gün vermedi diyor menkabeler. Akşemseddin gün vermiş ve mekan tayin etmiş. Şuradan ve şu günde fetih olacak diye mekan vermiş. Neden? Neden? O kadar sene önce fethi müjdeleyen peygambere hüznü ittibadan. Fatih Sultan Mehmet fetih gecikince, günler uzayınca her çareye başvuruyor. Ordunun içinde haram yemiş olanlar, harama bulaşmış olanlar varsa para vereceğim. Lütfen çıksınlar, ayrılsınlar, gitsinler, darılmayacağım, takibat yapmayacağım diye yalvarıyor. Yani fethin gecikmesi bir şomluktan, bir uğursuzluktan, bir haramlıktan olmuştur diye ordusunun içinden öyle kimseler varsa ayrılmasını istiyor. Daha fazla kuvvet gelsin diye düşünmüyor. Neden? İnnemâ tunsarûne ve turzakûne bir duafa iküm. Zayıf, güçsüz sandığın Allah indinde kavi olan Allah elleri sayesindedir zafer. Allah'ın lütfuyladır. Haramdan hayır hasıl olmaz. Zalimden hayır hasıl olmaz. Haram, haramzadeden hayır hasıl olmaz diye onları ayıklamaya çalışıyor. Bu böyle devam etmiş asırlar boyu. Kanuni Süleyman Süleymaniye Camii'ni yaptırdığı zaman hiç namazını terk etmemiş bir insan açılışı o yapsın demiş. Böyle devam etmiş. Rumeli yakasını keramet gösterip suya seccade salmışsın. Rumeli yakasın desti takva ile almışsın diyor şairler. Fütuhatın takva ile olduğunu biliyorlar, onun şuurundalar o mücahitler. Can pazarındalar, her gün ölümle karşı karşıyalar. Oyuncak değil ki, her an ölebilir insan. Murdar da gidebilir. Murdar da gidebilir. Onlar bizim gibi yaşamadılar. Onlar ölmek için savaşlara girdiler. Her gün yeniden ölmek niyetiyle, her gün yeniden şehit olmak azmiyle yaşadılar. O insanlar da gırlı gışı olur mu? O muzafferiyetin sebebi o takva, o güzel ahlak, o helallik. Fatih Sultan Mehmet Han gecikince fetih Akşemseddin Hazretlerine sordurmuş. Ne zaman, nasıl olacak bu, olmadı, olmuyor gibilerden. Akşemseddin'in oğlu rivayete göre çadırın, babasının çadırına gidiyor. Başka rivayete göre Fatih Sultan Mehmet gitmiş, çadırın kapısına nöbetçi koymuş. Kimseyi içeriye almayasın demiş. Çelebi içeri girmek isteyince baban böyle emretti, alamam diyor. Çelebi dolaşıp çadırın örtüsünü kaldırmış, oradan bakmış. Fatih olduğuna dair rivayette Fatih hançerini çekmiş, hışm ile bana vaat etti de bu iş olmayacak galiba filan diye cart yırtmış çadırı, öyle bakmış. Kupkuru tam takır bir çadır, süssüz ziynetsiz bir çadır. Secdeye kapanmış, secde çevresi gözyaşlarıyla ıslanmış, başından serpüşür düşmüş ötelere gitmiş, aman ya Rabbi diye dua ediyor. Sonra başını secdeden kaldırmış. Elhamdülillah. Elhamdülillah, niyazımız kabul oldu. Fetih müyesser oldu diyor. O anda da Ulubatlı Hasan'ın ve askerlerinin surlara çıktığını münadiler bağırmaya başlıyorlar. O secdede anlıyor.